önceye biraz koymuştum. Bol suda olsun, güzel olur değil mi? Evet, güzel olur. Ağzını kapatalım. Soğuyu da doldurduk odunla. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah. Bizler de iyiyiz arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Melek bacınızı izlediğiniz için, yalnız bırakmadığınız için, yorumlarınız için, destekleriniz için canı gönülden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tencereyi buraya koydum. Sizden anladınız hafta ne yapacağımı. Biliyorsunuz oğlum burada. Beyaz lahana sarmasını çok seviyor. Bir kere kıymalı yaptım. Yedirdim buna. Bugün de kıymalı yapmayacağım. Bakalım içini nasıl yapacağız? Nasıl bir iş yapacağız? Nasıl olacak? Tam da kararlaştırmadım da. Hemen şöyle lahanamı da buraya masamın üstüne aldım. Lahanamı bir ayıt diyelim. Güzelce. Bakalım nasıl bir sarma saracağız bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle lahanamı da almıştım arkadaşlar. Hiç de bir şey olmadı maşallah. Soğuktan demek ki. Şu dış yapraklarını şöyle bir ayıtayım. Şunlar bir kenara gidiyor mu şu Rus'a? Şu Rus'a yapacağım bu taraf. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dış yapraklarını aldım arkadaşlar. Şöyle. Bugün dedim tek tek böyle bunları. Ama çok güzelmiş değil mi? Şuna baksana ya, ne kadar güzel. Çocuğum gitmeden bir yesin. Tam böyle sarmalı. Sar beni diyor. Melekam nerede buldun bu kadar güzel pancarı? Bunu özellikle seçtim de almışız da. Allah Allah. Şuna bak ya, katmer gibi. Alışveriş yapmıştı ya arkadaşlar. O video dahil lahana bu. Hiçbir şey olmamış maşallah. Çünkü benim aldığımda tazeydi, daha böyle yeni gelmişti. Oktay doya doya yesin. Sıra sıra gidiyor arkadaşlar, bakın. Ben hep böyle bütün haşlardım lahananı. Dedim bu güzel lahana ayrılacak bu birbirinden. Kara kız ben ahırdan gelirken kıdığın içi sebenin içine girmişti şu Rus'ta. Gördün mü sen onu? Gördüm, gördüm, yumurtasını aldın onu. Aldın mı? Aldım. Sen hemen yumurta düşesiye bakıyorsun ha. Ne yapayım? Bizim fırtına benden hızlı çıkıyor bazen. Fırtına hızlı çıkıyor. Fırtına mı? Gördün mü sen fırtına şimdi? Fırtına iftira atma sen. Yok, atmıyorum. Şimdi benden hızlı görürse yer onu. Alışır. Yok yok. Yer mi yer arkadaşlar? Yerden değil mi? Tabii. Ne yapacağı belli olmaz. Topağım ısırmıyor. Çocuğum yapmıyor diyene pek şey etmeyeceğim yani. Arkadaş. Kenarlarında şöyle şey olmuş ama. Ama tatlı, tatlı gözüküyor ama. Kızlara da yiyecek çıkacak bu arada. Onlara ısıcak su şöyle değil mi? Oo, güzel olmaz olur mu? Siz pancar yiyince onlar da yiyor arkadaşlar. Böyle haşlamayla yapınca onlara da özellikle hemen içine şöyle bir kabak atayım tencereye. Ondan sonra onlara da biraz pancar koyayım. Öyle de güzel yiyorlar ki. Melek Hanım sana diyorlar, tavuklarını da göster bize. Devamlı diyorlar. Tabii ki tavuklarımız, hayvanlarımızı tabii göstereceğiz şimdi de. Evet, çiçeği göster diyorlar, ceylanı göster diyorlar. Çiçeğimiz, ceylanımız çok iyiler maşallah. Bugün indim ahıra.
Kanala gidelim beni bugün indim ahıra. Olsun. Hayvan dolduruyor birbirinin yerini arkadaşlar. Yeter ki cana bir şey olmasın. Şöyle pancarımda geriye kalanını şöyle üstüne koyuvereyim. Bunları da doğrayayım. Kızlara. Melek Hanım'ın kökünü bana ayır ya. Niye başlattın? İçini var içini. Baştan niye söylemedin şu usta? Arkadaş bir tatlı oluyor böyle şeker şeker. Çok güzel olur. Bak ha onlar bak içine böyle. Anam pancar doğrarken böyle satın pancar değil böyle kerem pancar değil ya. Kara pancarın kökü de çok güzel olur arkadaşlar. Evet çok lezzetli olur arkadaş yiyebilirsiniz. Anama dedik bana ver. Bana ver. Gördün mü şu usta? Evet. Bunların da nasibi kısmeti nasıl çıkıyor? Aynen. Ya. Ya derler ya kimse kimsenin kısmetini yemez. Bugün benim dolma günüm olacak herhalde arkadaşlar. Hayırdır Melek Hanım? Baksana pancara. Buna bak ya. İçine azıcık da ben bunu hem maydanoz alayım. Bakar mısın? Hem maydanoz alayım şu üstte. Hem de azıcık karalahan alayım içine. Karalahanı ayrı sararım. Bunun içine katmam. Çünkü Oktay'a böyle bunu özel saracağım. Özel bir sarma olacak bugün bu. Oh. Melek Hanım bize özel sarma olmuyor mu? Sen daha sen de özelsin de oğlum daha özel daha. Evlatlar oh. Olayınca. Vay arkadaşlar. Evlat söz konusu olayınca Şükrüs da. Arkadaşlar görüyorsunuz Adam işte. Adam sular durur. Suyuma bir bakayım ben. Ben demek ki ikinci kademedeyim. Şöyle. Sen babucun tabi atalı yıllar oldu Şükrüs da. Bak arkadaşlar nasıl konuşuyor bana. Biz sinir lahana. Biz sinir arkadaşlar. Bugün soğuk. Rüzgar falan yok. Yağmur yağıyor. Melek Hanım böyle üstüne hırkasını giydi. Fatma Hanım'ın ellerine sağlık buradan. Bursa'ya selam söylüyorum. Sanki ölçmüş, biçmiş üstüme göre yapmış. Geçen sene işte bir sene olmadı bunlar örer bana. Bir kırmızı, bir yeşil Melek yaptırmıştım. Hanım, Fatma abla söyle bir tane bana örsün gerek ya. Tamam söyleriz. Evet örsün. Neden söylemeyelim? Söyler şu usta. Tamam. Tamam şöyle bir bakalım tenceremize. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Dumanlar çıkmaya başlamış arkadaşlar. Bu kadar bol suyu koyduğuma göre biraz da karalahan alayım içine. Melek Hanım burada 30 litre yakın su var ya. 2 güğüm. Bir güğüm burada koymuştum. 2, 18, 19 litre. Bir de onu boşalttım. Tencere büyük yaşıyoruz da. Bir bidon. Böyle bol su da güzel oluyor arkadaşlar. İnanın ki mesela ayvazda falan yapmaya benzemiyor bu ateş yemeği. Lezzetli oluyor hem de. İşte pratik oluyor. Güzel de oluyor. Gel Şükrüs, sen de şimdi gidelim şöyle. Nereye gidiyoruz? Pazara. Evet, pazara gidiyoruz pazara arkadaşlar. Pazara gidiyoruz. Bu çay elimi aldım arkadaşlar. Şöyle. Melek maşallah maç fidelere bak. Ne kadar güzel oldu görüyor musun? Ya. Şunlara bak arkadaş. Çok güzel oldular. Pirinç pilavı. Onlara azıcık gübre atalım mı Şükrüs'te? Hayır 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 gübre atma. Atmayacağım. Yok yok bu doğallığı bu. Doğallığıyla mı olsun? Evet bu doğallığıyla. Tamam yap. Hadi bakalım doğallığıyla. Ama kapın açıldı geri bak. Şimdi tavuklar girecek içeri. Dışarıda mı? Evet hepsi bak dışarıda. Şu güzelliğe bakar mısın arkadaşlar ne kadar güzel. Evet. Bunlara bak. Bıçağı elime aldım arkadaşlar. Şöyle sarmalıklarından şuradan Şükrüs'e görsen. Şöyle şuradan yukarısını dur. Şuradan yukarısını şöyle keseceğim böyle ihtiyacım oldukça. Orayı da böyle yeni lahanalık yapacağım inşallah. Yani yeni fide dikeceğim. Kolu komşuda benim de fidem yetişiyor. Onlar bile parmak fidesi olur yani böyle. Melek Hanım şuna baksana maşallah var ya. Böyle bir şey var mı? Oldu, değil mi? Allah bereket versin. Şu bol bolluğa bak bolluğa. Çok şükürler olsun Rabbime. Bin şükürler olsun. Akşam sana ne diyorlar? 4 tane dal 15 lira diyorlar değil evet. mi? Yakın değiliz ki paylaşsak böyle. He. Her şeyimizi paylaşarak hani yapsak. İsteyenlere versek. Mesela yakın bir komşum olsa Semra ile konuştum dün akşam. Dedim Semra hafta sonu gel. Senden sarma saralım. İçi de benden dışı da benden. Melek de gülüyor bana. Gelince yaparız diyor. Yani paylaşmayı severim komşularımla filan. Şöyle ben pancarlarımdan keseceğim arkadaşlar.
Şöyle güzellerinden güzellerinden alayım. Hepsi güzel de. İşte tavuk ambara girince eşin ölmüş ya. Bizimkisi de o Salih. Böyle. Nasıl arkadaşlar? Mis gibi değil mi? Su kaynayana kadar alalım da lahanamızı. Bir sebep falan da almadık elimizde şuuruz da. Ben bıçağı aldım geldim. Şuraya şöyle koyayım. Gördün sebede? Evet gördüm. Sana derler Melek abla. Bekle içine giremiyorum. Melek abla niye kesiyorsun derler sana. Şimdi bunlar sahte şurada 1,5 ay sonra hep böyle çiçeğe kalkacak. Bunlar kesilecek sahte de. Taze yine böyle turşular yapılacak. İnşallah. Azıcık daha ikmeklensin yani. Bunlar hep ikmek atacak. İkmekli ikmekli turşular olacak bunlara. Bakın arkadaşlar. Melek Hanım tavuklar geldi. Baba oradalar bak. Pancarın kokusunu aldılar onlar da. Ha bunu onlara verelim Şükrüsü. Ver. Bunu o sızı böceklemiş bak. Tamam ver. Şöyle alalım. Onu ayrı koyayım şöyle. Anladı? Anladım. Nedense bir de böceklemeye başladı artık. Hava sıcak gitti ya ondan olabilir. Ondan oldu herhalde. Ziyan yok arkadaşlar. Hiçbir şeye ziyan yok. Böceklesin. Hayvanlarımız var. Onlar yiyorlar. Melek Hanım bıçağını da güzel kesiyormuş ha. Bıçağım çok güzel kesiyor. Meldeme çok teşekkür ederim. Bıçağım çok güzel kesiyor. Şöyle. Kestiklerimi bir alayım bakalım. Şimdi bayağı dallıdır bunlar. Sana şimdi. Allah Melek Hanım pancar içinden sen anlıyorsun. Bunlara hayvanlar atacağız tamam mı? Tamam. Melek Hanım bir daha sen buradan ama aşağıları bitir bak aşağılara doğru çok var. Şimdi aşağıda çok var da aşağı gitmedik su ya. Ta aşağısı bile, hep duruyor bak komple. Eteğim bile su oldu havada şimdi. Şuna bak, tazeliğe bak. Çok güzel, çok taze. Şunları da tavuklarımıza... Karı tavuk bağırıyorsa ha. Bana pancar ver diyor. Maydanoz alacağım Melek Hanım. Maydanoz alacağım, evet. Aklına bin yaşa ya. Zaten ben bin yaşayacağım Allah izin verirse. İnşallah. Allah'ım uzun ömürler versin. Gelin gelin haydi. Haydi gelin haydi. Ha burada burada. Haydi gelin. Anam. Ötekiler hep kapıya çıktı. Kapının ağzına durdu şu öbürleri. Bunları istersen sen at bunlara. Ah. Vay. Bu tavuklar Karadeniz'de. Pancar yemeden duramaz. Tam pancarcı arkadaş bunlar da. Evet. Bunlar dökülsün diye. Melek Hanım maydanozun da kalmadı herhalde. Maydanoz çıkıyor kökü toprakta. Dalı burada. Yeter.
Şöyle maydanozumuzu da aldık. Lahanalarımızı da kestik. Şöyle gidelim. Tavla yedin mi pancarı? Melek Hanım, pancarcı onlar. Nasıl da yiyorlar? Hepsi toplanmış başına. Şöyle lahanalarımı temizleyeyim arkadaşlar. Bunları yiyeceğim de doğrayayım öyle. Melek Hanım, su kaynadı galiba. Suyumuz kaynadı. Pongur pongur kaynıyor. Kaynasın şurası. Hemen geliyorum şimdi. Tam sarmalık değil mi böyle? Şuna bak ya. Şurası. Çok güzel. Çiğ çiğ yiyor bence değil mi? Sen ne dedin? Benim lahşim yesim var. Pancarlarımızı da ayıkladık arkadaşlar böyle. Ayıkladık dedik biz. Temizledik yani. Güzelce. Ya Melek Hanım, her tarafın bir başka bir konuşması var. Değil mi? Tabii. Biz ayıkladık dedik. Kim yerde patatesek koste diyorlar, kim kartopu diyor. Değil mi? Aynı o iş gibi. Patatesin daha da var, başka da var patatesin ama. Kumpir diyorlar. Var çok. Evet. Hayvanların yiyeceğini de doğradım arkadaşlar bu arada. Onlar da dökmeden böyle ağzını aldıkları gibi kibar kibar yesinler bunları. Şimdi büyükler ne diyor Melek Hanım? Babaanne değil mi? He, şimdi büyükler babaanne. Biz önceden kocana dedi. Kocana dedi. He. Şimdi gidelim arkadaşlar. İlk önce beyaz lahanamı haşlayayım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şu sehpayı öte çekeceğim şu yurusta. Tamam, bunu mu? Ufağını. Evet. Şöyle tencereden dumanlar çıkıyor arkadaşlar. Bak bismillahirrahmanirrahim. Duman mı çıkıyor? Vapur duman mı çıkıyor? Evet. Şimdi. Şöyle. Bu su bundan iyi olur işte. Şurası da böyle. Oluyor mu arkadaşlar? Sitçe oluyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, Melek Hanım'a yazın yorumları. Kaç tane dolma çıkar bunda? Arkadaşlar, bu pat pattan da bunun şeyi deşildi ya. Karnı deşildi. Karnı deşildi. Öyle derler ya, bunun karnı deşildi. Bugün çok pat pat geçiyor arkadaşlar. Kaynar suyu gördüğü de arkadaşlar yumuşacık pamuk gibi oldular. Vallahi ne kadar kaynar suyu ben de görünce pamuk gibi oluyor. Arkadaşlar bu yenmez mi? İnsanın siz, ağzını sulandırıyor. Ben bu pancarı haşlarken siz diyorsunuz ya arkadaşlar. Ya Melek Hanım, bunu ne zaman saracaksın? Ne kaç gün, bir günde mi saracaksın? Kaç saatte saracaksın? Bu bana yarım saat sürmez arkadaşlar. Motor gibi sarıyor arkadaşlar. Patı 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 patı. Motor gibi. Allah'ım yarabbim. Yarım saat sürmez bana. Yumuşayanları hemen alacağım.
Tabii ki. Eritmeden pançalarımızı şöyle. Şuna bak. Of of of. Melek Hanım, üzerine az da tuz ekle. He. Öyle yine ye bunu. Limon da su. Az da limon. He. Az da limon var ya. O zaman ben hiç sarmayayım. Yok, tamam, sen yine sar şimdi. Pancara el koymaya başladı, baksana da göz koydu pancara. Aynı arkadaşlar, böyle haşladın da az limon sar. Ya olmadım, bir dolma sarayım dedim. Adamın ne yiyesileri geldi bakın. Diyorlar ya Şükrü abi, sen burada yaptıkça bizim yiyesimiz geliyor. He. Vallahi doğum insanı acıktırır bu. Doğru söylüyorlar arkadaşlar. Çünkü doğum insanı acıktırır arkadaşlar. Yumuşasın da. Bunlar en dışı galiba, değil mi? Evet. En dışı biraz sert olur. Onlar biraz daha yumuşasın da. Bunlar da alacağım hemen. Ha, bunlara limon sıkarsın sonra. Evet. Şunlara. Ha, bunları bölüm sağ, tamam mı? Şöyle ben bir tane alayım arkadaşlar. Şöyle. Of, ne kadar güzel var arkadaşlar. Pancarın kökünü yedi ya arkadaşlar. Diyor ki kamerayı durdurdu. Şu dumanına bak arkadaşlar. Bu niye kökü değil? Ne kadar tatlıymış. Sen bu pancarı nereden aldın? Edim sen. Beni beklerken aldın ya. Manavdan. Bu kadar güzel arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar suyun kaynamasını bekledim. Ağzını kapattım. Şimdi öbür suyu pancar aldığım zaman kaynaması durdu. Dur, nereye gidiyor? Dışarı gidiyor. Kaçıyor dışarı. Lahanları da böyle kucağıma aldım. Şöyle kaynar suyuma. Bunları da atayım. Semra komşum geliyor. Semra komşumla da sararız yine inşallah. Ben misafirsiz kalmıyorum arkadaşlar. Bana diyeceksiniz Melek Hanım, o kadar sarma, kendini yoruyorsunuz. Kendim tabii ki yorulmuyor mu? Yoruluyorum ama severek yoruluyorum. Bir şey severek yaparsan yorgunluk da olmuyor, bir şey de olmuyor. Şöyle lahanalarımı kökünden yine şöyle bir bırakayım. Hoppa. Allah-u Teala'nın verdiği rızık. Allah-u Teala'nın verdiği rızık. Tabii ki nimetler değerlendireceğiz. Nimet. Ayşuk ne diyor canlı yayında? Ne diyor? Teyze diyor. Bize de bir paşet ya pancar yollasana diye. Bir paşet olma, bir çuval yollayacağım. İnşallah. İnşallah. Onları da yollayacağız herhalde. Töbürü yollayacağız inşallah. Allah'ım nasip ederse. Pancarımı da buraya bastım. Pancarımı da haşlayayım. Ondan sonra da şöyle... hayvanların yiyeceğini de atayım içine, bu kaynar suyun içine. Ondan sonra ben işe devam arkadaşlar, sizlerle beraber. Bakalım bu dolmanın içini nasıl yapacağım. Vallahi hiç de bilmiyorum nasıl yapayım. Sade mi yapayım, boş mu yapayım, kıymalı mı yapayım, kıymasız mı yapayım? Böyle boş yine dolayım, atayım bir tencereye. Oğlum bunu sarmasını çok seviyor. Ona özel böyle bir sarma yapacağım bugün. Evet, yemyeşil bakın. Köklü dallı yine. Tam lahana yeme zamanı artık bundan sonra. O kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Pamuk gibi oldu bakın arkadaşlar, daha kaynamadı bile. Pamuk gibi oldu. Tabii ben bunu eritmeyeceğim. Alacağım. Arkadaşlar kar yoğdu. Yine kar gelmiş bu gece. Ama az gelmiş. Demek ki yakında tam gelecek Allah izin verirse.
Soplama suyum da burada hazır hemen. Gelmiyor tencereden. Bakın arkadaşlar. Buyurun pancar yemeği arkadaşlar. Dolma yemeği. Arkadaşlar iç olduğuna eğer böyle olacak ki dolmanın da tadına doyum olmaz. Bakın. Aynı dolmanın içinde bu böyle hiç erimez. Bol soğanlı, bol salçalı, pul biberli. Burada da ne koydum bakın arkadaşlar. Yiyeceğini kabakları attım içine. Şöyle. Şu kabakları gör. Evet. İki tane. Evet. Çok güzel oldu. Tamam. Meyvenin madeni de doğru içine. Evet. Tadı güzel olsun. Nasıl da kokular çıktı maydan sonra arkadaşlar. Gitti kokular nerelere gitti acaba bilmiyorum da. Of. Pul yeşillik mi şöyle? Değil mi? Evet. Karıştırdı yine şöyle. Sofraya koy, otur ye. Mis gibi. Hı? Aynen. Melek Hanım acıkmıyor işin ben herhalde. Sen acıkma şunu sakın. Ben acıktım, herkes acıkıyor bu anda. Sağ ol Melek Hanım. Sağ ol. Şu lezzete bakın arkadaş. Evet. Lezzet. Şöyle. Pancarımızı. Nasıl da güzelmiş arkadaşlar. Vallahi. Mis gibi. Şu kestiklerimi bir sarayım önce şu hırsla. Sarmaya başlayayım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. İş nasıl gözüküyor arkadaşlar? Melek Hanım, dolmanın içi nasıl gözüküyor? Çok güzel. Sanki yakıyor gibi değil mi? Kaynar ya. Kaynar ya şu üstte. Hemen şöyle tenceremi atmaya başladım. Çocuğum gitmeden dedim. Isıcak ısıcak bir yesin böyle soğuk havada. Anasının sarmasını dedi. Ana yüreği arkadaşlar dayanmıyor. Benim kızım da yapıyor evde ama yine annenin yaptığı tabii ki farklı başka oluyor. Yapraklarını çok da büyük tutmuyorum gördüğünüz gibi. Şimdi yarım saatte sararım şu hırsla. Değil mi? Sana yarım saat sürmez, 15 dakikada sen bunu bitirirsin. Arkadaşlar böyle sarmalarımız. Sunay Hanım görmesin ha. Sunay diyor ki. Abla der, uzun uzun sardım, büyük sardım der. Sunay diyor ki abla diyor. Burada diyor lahana, beyaz lahanalar diyor.
küçücük diyor, şu kadarcık diyor, şöyle eline de gösteriyor arkadaşlar. Şu kadar diyor, 30 lira diyor, 25 lira diyor. Onda diyor, sarması olmuyor ki diyor, sert diyor, yapraklar haşlanmıyor bile diyor. Arkadaşlar ben de Suma'ya aldım. Bir tane kök böyle. Aldın mı? Aldım. İyi yaptın, duymasın. Çuvala sokacağım onu. Yakında Suma'ya çuval göndereceğim, akşama zaba. Gitmişken aldım bir kök, Suma'yı duymasın. Sarsın da gitsin. Suma'yıma şifa olsun. Sunay yanım duymadı değil mi şimdi? Sunay duymadı. Duyduysan olacak. Duymaz o. Şöyle. Bahanaları hiç ziyan etmedi arkadaşlar. Böyle kesince hem de ziyan da olmuyor. Kararınca elimi alayım şöyle. Şurası da bana diyor ki sen 15 dakikada sararsın diyor. Adam biliyor hatununun nasıl yapacağını. Bilmem mi ben ya, biliyorum tabii. Tabii tabii biliyorum. Vallahi arkadaşlar, gerçekten size söyleyeyim mi? Ne kıymaymış, ne bir şeymiş. Sade böyle daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Kıyma sayın bayıla hani vallahi. Melek Hanım sana yaylaya getirdik bir şey aldıydı ya, neydi mısır dörme neydi o? Yarması. Yarması. Şöyle böyle bir perşembe günleri gitsek ne olur? Ama şimdi nereden geçeceğim Melek Hanım? Kar burada belki bir metre kar var. Var mıdır acaba? Var tabii, baksana burada yüksek yola. Var da yok arkadaşlar yarma. Ah şimdi yarma olacak da şu karala hani yarmıyı nasıl saracağım var ya, aman Allah'ım öyle bir lezzetli olur ki. Yok burada Korhan'da yok. Var kepekli mepekli bir şey, öyle yarma yok yani. Buranın yarması çok güzel. Tane tane. Aslında Kabataş'a gitsek de bulurum biliyor musun? Aybasta tarafı ya, olmaz mı? Şimdi sen o surat ifadesini görmez lazım. Vallahi. Yok dedi, duysunlar arkadaşlar seni görmüyor ki. Yok 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 arkada, burada da yok. Ha öyle dedi, duysunlar. Bu yaylaya nereden geliyor bilmiyorum. Nereden getiriyorlar acaba bunu? Bilmiyorum ki. Şöyle küçük yapraklarla hep saracağım arkadaşlar şimdi. Şu şekilde şöyle. Pancar bugün tam benlikmiş. Evet, çok güzel. Bayağı sardım değil mi? Bayağı sardı. Hızlı hızlı gidiyor. Tencerenin bir tarafını? Bir tarafını kapattı yani. Evet. Çok hızlı sarıyor. Ben sarmamı sarmaya devam edeyim şu usta. Aynen. Şöyle biraz bir sarayım. Sar. Melek Hanım'da ses yok arkadaşlar. Ses kesildi. Dolmaya. Evet. Evet. Daha pat patlar da gelmiş şu an. Pat pat geçmedi. Geçmedi. Geçti geçeceği kadar. Daha ne geçsin şurası? Sabahtan beri tır 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 tır. Arkadaşlar dolmayı sardım. Çabucak çabucak. Bir tencere. Bir tencere dolma sarıldı. İstersen sarma, soğuk. Tam soğuk hava yemeği böyle, kış yemeği. Ama biraz da beyaz lahanam kaldı. Onu da artık öbürüne karıklayacağım. Bunun içini ayrı yapacağım. Patatesle yapacağım bunun içini. Bunun içi pirinçli oldu. Bu Oktay'ın sarması. Tabii ki Oktay'ın derken biz de yiyeceğiz. Kim bilir kimlere nasip olacak. Hem şu usta. Aynen şöyle öyle. Şöyle de topladım güzelce kalanını da. Mis gibi.
Şu Hristi'yi de arkadaşlar aradı arkadaşlar. Misafirimiz de gelecek. Evet, misafir de gelecek. Dolmamızı da sardık. Çok şükürler olsun. Kalan yapraklar da yine şöyle sizlerle beraber. Tabii ki her şey çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu kalan köklerini de güzel yine doğrayacağım şöyle incecik yine. Tavada da sarımsağı kavuracağım. Turşu gibi çayın yanına bunu kavuracağım. Aynı turşu tadını verir zaten bol sarımsağı dökeyince. Gördüğünüz gibi sarmayı da sardım. Yine sarılacak sarmam da var. İç yok. İç yok. Odunlukta odunlar bitmedi arkadaşlar. Odun bu yine yeşeriyor. Çok şükürler olsun. Yakmıyor odun da var. Yemeye pancar da var. Yeter ki büşü yap. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Misafirim gelecekmiş. Hemen tabii ki başka şeyler de hazırlayacağım inşallah. Bir gelsin bakalım misafir. Gelecek mi gelmeyecek mi? Ona göre şöyle dolma tenceremiz, pancarımız, evet. Mis gibi. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Allah'ım herkesin evine bol bereket versin. Bir sonraki videomu kaçırmayın arkadaşlar. İzlemeye devam. Beğenileri koymayı unutmayın. Abone değilseniz abone tuşuna da bir dokunun siz arkadaşlar. Çok güzel olacak her şey.